Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yarın biraz daha geç gelebilirim. Başka programımız yok. Yatıyoruz öyle. İyi günler. Güle güle. Günaydın. Günaydın Nihal'cim, gel. Geçmiş olsun. İğne mi oldunuz yine? Hı hı. Ay hiç sorma, çok canım yandı. Çok nanemollu oldum. Hiç hoşlanmıyorum bu halimden. Nazara geldiniz. Öyle vallahi, yat yat sıkılıyorum. Bir şey kaybetmiyorsunuz ama. Evde de öyle değişik bir hareket falan yok. Her şeyi bildiğiniz gibi sürüp gidiyor. Ama Behlül konusunda yanıldınız. Evet, itiraf ediyorum, yanıldım. Böyle yakıştırmalar yapmayın demiştim size. Nihal, ben gerçekten uygun olduğunuzu düşünmüştüm. Ne bileyim. Olacak şey değildi zaten. Elif'le daha çok yakışıyorlar. Sonunda siz de kabul ettiniz de ben de kurtuldum dilinizden. Günaydın. Günaydın. Bu sabah nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle ilgi gördükçe daha iyi oluyorum. Bir şey içmek ister misiniz? Söyleyeyim aşağı. Hayır, Katya bir şeyler hazırlıyor. Teşekkür ederim. Peki o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Ben yukarı çıkayım. Otursanıza. Nihal canım, ne kadar düşünceli bir çocuk. Öyledir. Çok hassastır aynı zamanda. Duygularını kolay kolay belli etmez. İçinde büyütür hep. Ya canım. Tatil iyi geldi ama, değil mi? Değişik anlamlar yükleyeceği şeyler dengesini bozabilir. Buna hepimizin çok dikkat etmesi lazım. Tabii farkındayım. Güzel. Verdiğiniz kitabı okudum. Sevdiniz mi? Hem de nasıl. Su gibi aktı. Ah, sayfaları içtim sanki. Devamı da yayınlanmış onun. Var mı sizde? Evet, var bende. Hemen getireyim. Sağ olun. Sizin kitaplarınız da olmasa sıkıntıdan patlayacağım bu evde. Pardon. Hele şükür. Buyurun. Şunları dağıt bir an önce. Aa, baktıkça daha çok hasta oluyorum. Sinirim bozuluyor. Hemen kaldırıyorum.